Evet, heyecanlıyız. Çünkü Osmanlı tarihine dair çok özel bir eseri ilk kez canlı yayında A Haber izleyicilerine gösteriyoruz. Biz de aracı oluyoruz. İşte o bahsettiğimiz 7 namlulu tüfek. II. Mahmud'un, Sultan II. Mahmud'un 7 namlulu tüfeği. Ve bu tüfeğin çok önemli bir ve dikkat çekici aynı zamanda hikayesi var. Bunun için de yanımızda Doktor Ahmet Anapalı var, tarihçi, yazar. O hikayeyi de kendisinden dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok sağ olun. Nedir bu tüfeğin, 7 namlulu tüfeğin hikayesi? Şimdi bunun için tarihi Türk-Amerikan ilişkisine doğru gitmek lazım. 1774 tarihinde Versay Konferansı ile kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu esnasında ona yardım eden tek bir devlet vardı. Devlet-i Ali Osman. Osmanlı Devleti'nin Amerika'nın kuruluşu gibi bir derdi yok. Peki niye yardım ediyor? Avrupa'yı bölmek, Avrupa'yı zor durumda bırakmak için yardım ediyor. İşte bu 1774 3. Mustafa devrinden itibaren süregelen Türk-Amerikan ilişkisinde Osmanlı Devleti her daim ve her zaman yapıcı unsurdur. Bunun için 2. Mahmut devrinde Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı Devleti hükümdarı 2. Mahmud'a hediyeler göndermiştir. Bunun yanında canlı bir zürafa gönderdiğini de biliyoruz. İşte bu hediyelerin arasında Amerika'dan 2. Mahmud'a gönderilen hediyelerin arasında 7 namlulu bir tüfek bulunmaktadır. Niye 7? İşte tam da onu soracaktım. 8 veya 6 değil de niye 7? Şimdi Osmanlı Devleti'nin kadim bir iddiası var. 4 kıta 7 iklime hakim olmak. Osmanlı donanmasında Kaptan-ı Derya Force'unda 4 tane hilal vardır. 3 hilalli Osmanlı bayrağını biliriz de 4'ü pek bilmeyiz. Osmanlı 4 kıta 7 iklime hakim olmak gibi bir derdi vardır. Buradaki iklim bölge demektir. Coğrafi bir kavram değil iklim. Bölge demektir. 7 bölge Türkiye değil. Osmanlı dünyayı 7 bölgeye ayırmış ve her birine hakim olma iddiasında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı Devleti'nin bu 7 bölge, 7 iklim dünya hakimiyetini tanımış ve saygı duymuş olmalı ki 8 değil, 5 değil, 10 değil, 7 iklime kinayeten 7 namlulu tüfek yaparak Sultan II. Mahmud Han'a göndermiştir. Hocam çok teşekkür ederiz. Tarihi kısmını aldık. Bir de şimdi Eyvallah. bu tüfeğin buraya nasıl ulaştığına dair yine önemli bir konuğumuz var yanımızda. Bu silahın bulunduğu Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin kurucusu Necat Çuhadaroğlu var yanımızda. O da bu tüfeğin, 7 namlulu tüfeğin ellerine nasıl geçtiğini, nasıl ulaştığını anlatacak. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Bu tüfek hocamızın da bahsettiği gibi çok sıra dışı, çok özel bir tüfek. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu tüfeğin bir eşi benzeri şu ana kadar görülmüş değil. Ve çok dikkat çekici bir şey var. Arkada Osmanlı tuğrası var. Evet ve tarih yazıyor. Tarih yazıyor. Gördüğünüz üzere çok ciddi bir altın işçiliği, gümüş işçiliği, akabinde elmas, zümrüt, yakut taşlarıyla bezenmiş bir tüfek. Ve tüfeğin altındaki parça da onun ayağı, tripod ayağı. Çünkü bu tüfek yaklaşık 20 kilo ağırlığında ve arkasından gördüğünüz gibi çok özel bir hançer de çıkıyor. Dediğim gibi bu tüfeğin bir eşi benzeri dünyadaki hiçbir müzede ve koleksiyonda olmayan bir Siz müze. Siz nasıl elde ettiniz? Zorlu uğraşlardan geçerek önemli bir koleksiyonerden ikna ederek bu tüfeği Türk turizmine, kültürüne, müzemize katmış olduk. Böylelikle gün ışığına bu eseri kazandırmış olduk. Yani şu an yayın yaptığımız için burada kimse yok ama evet. Ok Meydanı'ndaki Hisar Canlı Tarih Müzesi'ne gelenler bu tüfeği görebilecekler değil bu mi? Bu tüfeği görecekler. Aynı zamanda bu tüfeğin etrafındaki tabanca, çift ağızlı yatağın ve kılıcı da görecekler ve bu silahların tamamı 2. Mahmud'a ait. Necat Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah çok insan gelir bu İnşallah. Tüfeği görür. İnşallah. Evet, Sultan 2. Mahmud'un Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Mahmud'un 7 namlulu tüfeğini gösterdik size ve onun Amerika Birleşik Devletleri'nden Osmanlı Devleti'ne nasıl hediye edildiğini, niçin hediye edildiğini anlatmaya çalıştık. Bu yayınla beraber biz sözü yeniden size bırakalım.